أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان سيرا وعلى آله وأصحاب المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ثلاث من إتمام الصلاة إصباغ الوضوء وعدم الصف صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cümle peygamberler aleyhim salavat ve teslimat, ehli beyt, ehli ashabet ve Allah rıdvanullah aleyhim ecmain, bilcüm mümin ve Müslüman kardeşlerimizden ithal darbaka edenler rahmetullah aleyhim ecmain, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşabenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzelan eden eyme, hutaba, müezzinin, gayibin, cemaat-i müslimin, bu civarlarda metfum olunan evliya, ulema, sulaha, şüveda, münat, tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Kim dinleyen kanı hamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Selasün üç şey vardır. Min itmâmi salâh. Namazı tam yapmak demektir. Namazın tam, mükemmel, eksiksiz olmasına sebeptir. Nedir onlar? İsbâhul vudû, abdesti tam yapmak. Ve adl-ü saf, safları düzgün, sıkı tutmak. Vel iktidâ'u bil imam, imama uymak. Evet. Şimdi abdest almak namazın şartlarından. Namazın 12 farzı var. Bir tanesi yoksa namaz yok. Namazın dışında, namazda durmadan evvelki olanlara şart deniyor. Namazın içinde olanlara da rükün deniyor. Hepsi farz. Bunlardan birisi, evet, abdesti güzel yapmak. Abdest nasıl güzel yapılır? Evet, niyet ederek, kıbleye dönerek, üstümüze abdest suları sıçramayacak şekilde bir yer seçerek, besmele çekerek niyet ettim Allah rızası için, Allah'a ibadet kastıyla namaz kılmak için abdest almaya. Evet, Allah'ın rızasını kazanmaya, nurumun, yüzümün nurlanmasına, imanımın kamil olmasına, artık aklına gelene de söyleyebilirsin. Böyle niyet ederek abdese başlanır. Önce eller yıkanır. Eller bilekten aşağısı olan kısımdır. Bilekten aşağısı olan kısımları 3 defa yıkarız. Yıkarken parmaklarımızı böyle, sağ elimizi yıkarken sol elimizin parmaklarını sağ elimizin parmakları arasına sokarak hilallarız. Sol elimizi yıkarken sağ elimizin parmaklarını da sol elimizin parmakları arasına sokar, hilallarız. Böyle 3 defa evet yıkadıktan sonra ağzımıza, sağ elimizle ağzımıza su alıp veririz ve ağzımızı çalkalarız. Eğer misvak varsa, misvak parmak kalınlığında, bir karış boyunda erak ağacından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önem verdiği
bir şeydir. İrtihal buyurdukları anda, son anda elinden misvak düşmüş. O kadar önem veriyor. İrtihal ölüm anında bile bırakmamış. Misvakla namaz kılındığı takdirde o namazın 70 kat daha fazla ecir kazandıracağına dair kitaplarda haberler var. Evet, bu misvak ağız kokusunu önler, diş çürümesini önler ve imanı kuvvetlendirir. Cenab-ı Hakk'ın yardımına vesile olur. Hazreti Ömer zamanında ordu göndermiş gaza için sınır boylarına. İslam askerleri çok ciddi, çok gayretli oldukları halde bir türlü başarı sağlayamamışlar. Bunun üzerine kumandan haber uçurmuş Medine'ye, Hazreti Ömer'e. Efendim, askerlerimiz çok istekli, çok gayretli ama bir türlü sonuç alamıyoruz. Hemen o da cevap vermiş. Peygamberin sünnetlerinden birisini ihmal etmişsinizdir. Onun için başarı sağlayamıyorsunuz. Evet. Toplamış askerleri kumandan, demiş nedir eksik, böyle söylüyor bak. Demişler ki efendim, harp çok şiddetli, biz abdest alırken misvak kullanmayı ihmal ettik, misvak kullanmaya fırsat bulamadık. Hemen ceplerindeki misvakları, misvak müminin cebinde dolaşır, hiç eksik olmaz, başlamışlar, ellerini almışlar sağdan sola, çenenin içinden sağ taraftan yukarıdan aşağıya veya sağdan sola sürtmek suretiyle, o lif liftir onun şeysi, kabuğunu alırsınız, suya ıslarsınız, ısırırsınız, lif lif olur. Hiçbir yan tesiri yok. Mikropları öldürür, ağzı temizler, dişleri sağlamlaştırır, diş etlerini sağlamlaştırır. İşte böyle yapmışlar, bir bakmışlar ki düşman kaçıyor. Düşmana o büyük silahlar şeklinde gözükmüş. Sonra anlatıyor düşmanlardan olanlar kendilerine o misvaklar, Müslümanların böyle ağızlarını sürttükleri misvaklar büyük silahlar, yeni silahlar geldi şeklinde büyük silahlar olarak görünmüş ve kaçmışlar. Evet, misvak böyle. Namazı da misvakla kılarsanız çok büyük sevaplar alırsınız. Ve misvak hiç ihmal etmeyin. Evet, misvak kullanılır. Ondan sonra burnunuza su alınır. Sağ elle burnunuza su verilir. Kıbleye olmamak kaydıyla sol aşağınıza, sol elinizle burnunuzu tutarak "ıh" diye sümkürülür. Burunda, yerinizde varsa bir şeyler çıksın gitsin diye. Üç defa. Evet, tabii Allahümme erihni raihetel cennet duası da bu. Allah'ım bana cennet kokularını koklat. Onu nasip et. Ondan sonra elimize su alırız, alnımıza koyarız, alnımızdan aşağıya göz pınarlarımızı da şey ederek, yoklayarak şöyle saçımızın bittiğinden çene altına kadar, kulaklarımız arasında kalan bölgeyi iki elimizle böylece süreriz. Bir daha alırız aynı şekilde, bir daha alırız. Bu şekilde suyla yüzümüzü yıkarken Allahümme beyyiz veçhi yevme tebyaddu vücuh ve tesveddu vücuh. Bir takım yüzleri karartıp bir takım yüzleri ağarttığın, nurlandırdığın günde, mahşer gününde benim yüzümü nurlandır ya Rabbi diye dua ederiz. Ondan sonra sağ kolumuzu avucumuza su alarak yukarı kaldırır. Böyle dirseğimizi de hilalleyerak, sol elimizle dirseğimizi de hilalleyerak kolumuza kuru yer kalmayacak şekilde
üç defa yıkarız. Yıkarken de Allahümme atini kitabi bi yemini ve hasibni hisaben yesira. Allah'ım kitabımı sağ tarafımdan ver. Çünkü ahirette mahşerden sonra mahkeme kübra kurulduğu zaman herkesin amel defterleri kendisine verilecek. Şu anda bile yazılıyoruz. Sağ omuzdakımızı melek şimdi sevapları yazıyor. Kötü işler yaptığımız zaman da sol omuzumuzdaki melek kiramen katibine ya'lemune ma tefalun. Kur'an-ı Kerim'de var. Bunlar deftere kaydediyorlar. Zamanıyla, saatiyle, yeriyle, dakikasıyla zabıt tutuyorlar. İşte bunlar. Bunlar verilecek amel defterlerimiz. Sağ tarafından verilmesi işimizin iyi olduğuna alamet. İşimizin kolay görüleceğine alamet. Onun için Allah'ın atini kitabı bi yemini. Allah'ım kitabımı sağ tarafından ver. Ve hasibni hisaben yesira. Hesabımı da kolay gör. İnceden inceye araştırmadan şöyle geçiriver beni. Kolay hesaba çek. Duasını okuyoruz. Ondan sonra sol avucumuza su alır. Gene kaldırırız. Sağ elimizle kolumuzun dirseğini böyle yuvarlak yaparız. Bütün kolumuzda iğne başlık yeri kadar kuru yer kalmayacak şekilde üç defa yıkarız. Ve o zaman da وَلَا تُوْتِنِي عَنْ شِمَالِي وَلَا مِنْ وَرَاءِ زَهْرِي. Allah'ım kitabımı solumdan ve arkamdan verme ya Rabbi. Evet diye dua ederiz. Ondan sonra başımıza su alırız. Avucumuza su alırız. Başımıza iki elimizle beraber önümüzden arkaya doğru, buna kaplama mesih derler. Bu sünnettir. Sadece sağ elimizle şöyle başımızın tepesine koyarsak bu farzdır. Ama bak ağzımızı üç defa yıkadık, elimizi üç defa yıkadık, kolumuzu üç defa yıkadık, burnumuza üç defa, hep sünnetleri yaptık. Başımıza gelince vatandaşımız ne hikmetse sadece sağ elini koyuyor, farzı yapıyor, sünnetleri yapmıyor. Başımızın da mesinin sünneti iki elimizi böyle önden arkaya veya arkadan öne, iki şekilde de olabilir. Meshetmek, bir defa meshetmek. Onun üç tanesi yok. Yani üç defa su alıp üç defa meshetmek yasak. O doğru değil. Fakat elimizi böyle üç defa sürebiliriz aynı suyla. Böylece ondan sonra da aynı suyla veya yeni su alarak kulak parmaklarımızı, şehadet parmağımızı kulağımızın şeyine koyarak, içine, kulağımızın içini karıştırarak baş parmağımızla kulağımızın arkasını elimizin tersiyle de boynumuza meshederiz. Evet, Allah'ım atık rakabeti minen nar. Allah'ım boynumu cehennem azabından salıver, kurtar. Tabi boyundan kasıt bütün vücut. Vücudumu cehennem azabından kurtar diye dua ederiz. Ondan sonra sol ayağımızla sağ ayağımızın parmağından başlamak üzere, sağ ayağımızın küçük parmağından başlamak üzere sol elimizle parmak aralarımızı, parmaklarımızı sokarak topuklar yıkanır. Topuklarda kuru yer kalırsa abdest geçersiz olur. Üç defa sağ ayağımızı yıkarız. Ondan sonra gene sol elimizle, ayakları yıkarken sağ elimiz kullanılmaz. Sol elimizle baş parmaktan küçük parmağa doğru aralarını hilallayarak gene sol elimizle üç defa topuklar dahil ayağımızı üç defa yıkarız. Allahümme sabbit kademeyye ala sırati yevme tezülü fi akdamül münafıkîn. Allah'ım münafıkların ayaklarının, kafirlerin ayaklarının kaydığı günde sırat köprüsünde ayağımı kaydırma, sabit kıl duasını yaparız. Ondan sonra abdest suyumuzun artığını ayakta eğersek, ayaktaysak veya oturarak, ikisi de olabilir, ayakta kıbleye karşı durup
içebiliriz. Bu da Peygamberimizin tavsiyelerinden ve ondan sonra şehadet kelimesi getiririz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahümme ec'alni minet tevvabin ve ec'alni minel mutadahhirin ve ec'alni min ibadikes salihin. Evet, Allah'ım beni tevbe eden, tevbesi kabul edenlerden eyle. Allah'ım beni salihlerden eyle. Tertemiz, günahlarından arınmış, temiz kullarından eyle ya Rabbi diye dua ederiz. Vaktin varsa inna enzelnahu fi leyletil kadr besmele çekerek bunu sureyi okuruz. Eğer vaktin daha genişse 3 defa, 5 defa, 7 defaya kadar okuyabilirsin. İmam Rabbani hep 7 defa okurmuş. Müceddidi Elfisani tasavvuf erbabında önemli, direkt büyük imamlardan birisi. Vaktin varsa tabii. Ondan sonra da o abdestle kurulanırsanız havlunuz da size şahitlik eder. Kurulanmazsanız bazı alimler de öyle yorum yapıyor. Abdest suyu da teraziye konacak diyorlar. Ameller tartıldığı zaman sevap hanesine abdest suyu da konacak diyorlar. Onun için kurulamayız. Öyle diyenler var. Yok havluyu da silelim, bir şeyle silelim. O bize şahitlik edeceğiz diyen alimler de var. Nasıl bilirsen öyle yaparsın. Evet, abdesti alırken kesinlikle konuşulmaz. Kesinlikle abdest alan adama selam bile verilmez. Ondan bir şey istenmez. Çünkü ibadet yapıyor. O meşgul edilmez. Selam verse bile abdest bitene kadar selam almak zorunda değil. Bitirince ve aleyküm selam diye alabilir. Bitirdikten sonra evet, konuşmak böyle. Bir de suyu yüzüne böyle şop şop vuruyor. Bu da abdestin edeplerine aykırı, kerahetlerdendir. Suyu bol kullanmak kerahetlerdendir. Evet, bunlara dikkat ederek tabii Hanefi mezhebine göre abdest suları yüzümüzü yıkarken, kolumuzu yıkarken vücudumuza bulaşsa zarar vermez. Ma-i müstemmel, kullanılmış su. Bu abdest, bunları kolumuzdan damlayanı, yüzümüzden damlayanı, ayağımızdan yıkadıktan sonra damlayanı bir leğende toplasak bu suyla yeniden abdest alınmaz. Gusül edilmez. Ama necis değildir Hanefi fıkhına göre. Necis değildir. Şimdi onun için üstümüze şeyse bile, sıçrasa bile necis yapmaz, elbiseyi pis etmez. Ama Şafiler, İmam Şafii öyle demiyor. Abdest artı müstamel su necistir diyor. Onun için Şafilerin işi yaş. Abdest alırken abdest artı suları üstlerine değdirmemeler lazım. Damlatmamalar lazım. Onun için ben öyle Şafii alimleri gördüm. Önlük takıyorlardı. Elbiseme, namaz kılacağım elbiseme abdest artı sular damlamasın diye. Evet, böyle bir güzel abdest alınırsa şeytanı müminden, o abdest alandan uzaklaştırır abdest. Ve anlattığımız gibi dualar ederek, besmeleyle, hiç konuşmadan, kerahetler yapmadan abdest alırsak tüm günahlarımız, her azayı yıkadıkça tırnağımızın ucuna varıncaya kadar dökülür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için böyle bir abdest, güzel abdest namazın da tam olmasına sebeptir diyor Peygamberimiz. Onun için tarif ettik. Bir abdest bozulmadıkça istediğin kadar namaz farz veya nafile kılınabilirsin. Fıkıh açısından cevaz var. Ama böyle bir kazançlı olduğu için su bolsa, senin zamanın varsa her namaz vaktinde abdest al. Şart değil ama böyle bir muazzam kazançları var abdest almanın. Evet, burada da namazın tam olması, yani yüz üzerinden yüz olmasının bir sebebi güzel abdest almaktır. Evet.
temiz suyla abdest alınır. Temiz suyla abdest alınır. Akarsular, bir şey içine koyduğunuz zaman onu götüren su akarsudur. Akarsular baktığınız zaman pislik görülmüyorsa, kokmuyorsa, rengi su rengiyse, tadı su tadıysa, bu akarsu yukarıda buna kediler işemiştir, köpekler işemiştir, şüphelerine gerek yok. Bu suyla koklayacaksın su kokusu, tadacaksın su tadı, bakıyorsun su rengi akıyor, bununla abdest alınabilir. Ama akıyor ama simsiyah. Evet, simsiyah. Şehrin bütün lağımları oraya geliyor. Kocaman su akıyor. Olsa bile rengi bozuk, tadı bozuk, koku bozuk, su tadı kokusu değil. Akar su insanı götürse bile onun abdest alınmaz. Rengi, tadı, kokusu bozulmamak kaydıyla akar suyla abdest alınabilir. En güzeli işte böyle olmayan gayet güzel temiz sularla abdest almak. Evet efendim. Güzel abdest almak namazın tam olmasının sebeplerinden birisidir. İki mükemmilatihe. Namazı tam yapanlardan birisidir. İsbâvul vudûbu bir ve adlu saf. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem safa namazı başlarken sağına bakarmış. Evet. İdilu akimu sufakum. Evet, saflarınızı dümdüz yapın. Va'dilu, denk yapın. Yılan eğrisi gibi olmasın. Es çizer gibi olmasın. Ve terasu, ve omuzlarınız birbirine değsin. Birbirinize sık durun namazda. Sahabi-i kiramın elbiseleri omuzlarından eskirmiş. Peygamberin bu emrine uyarlarmış. Çok yaklaşırlarmış birbirlerine. Ter de var, sıcak da Medine. O sıcakta elbise oradan yırtılıyor, oradan eskiyor. O derece birbirlerine yakın duruyorlar. Niye koca camide işin ne deme. Peygamberin emri bu. Neye? Çünkü aranızdan şeytan geçmesin diyor Peygamberimiz. Sık durun, aranızdan şeytan geçmesin. Çünkü seyrek durarsanız, muntazam saf bağlamazsanız, şeytan aranızdan geçti gördüm diyor. Medine koçu gibi, siyah koç gibi diyor, aranızda dolaştı diyor. Böyle olunca içinde işte tarlaya gidersin, dükkana gidersin, eve gidersin, kızını hatırlarsın, oğlanı hatırlarsın, imam da amma da uzattı dersin. İşte o şeytanın aradan geçmesi senin namazın tadını unutturur, tadını aldırmaz, zevk aldırmaz. Onun için akimu dümdüz. Şimdi bir ağaç dalını çit derler, sağlam ağaçtır. Kesersiniz, eğri büğrüdür. Isıtırsınız, taşın altına koyarsınız. O sıcaklığıyla yumuşağı taş onu dümdüz eder. Öyle soğuyunca da dümdüz olur. Ona akame derler. Akame, dümdüz etti. Eğriliklerini giderdi. İşte böyle, böyle saflar dümdüz olacak. Bir, sıkı olacak. Tarasu, eskiden beton erme yoktu. Bu bir caminin yukarıdaki taşlarının arasında kurşun var. Kurşunlarla birbirlerine kaynatırlardı taşları. Ras kurşun. Tarasu, birbirinize işte taşların kurşunla bağlandığı gibi omuzlarınızı birbirinize bağlayınız. Dümdüz yapınız, sık yapınız. Efendimizin emridir. İşte bu diyor ki feinni arakü min verâ-i zahri. Ben nihalt ettiğinizi görüyorum. Ben önden gördüğüm gibi arkadan da görüyorum. Sizin diyor gerçekliğinizi, safları sık yapmadığınızı, düzgün yapmadığınızı da görüyorum. Ha, düzgün yapın diyor. Şimdi adam 120 kilo gelmiş, apışmış, seyrek durmuş. Neden? 120 kilo. Adam yanıyor zaten. Bir de şeker hastasıysa yanına vardınız mı? Gelme diyor. Ya deme efendi, peygamber sözü var.
namazda zaten 4 dakika sürer, 5 dakika sürer, 3 dakika sürer. Bir farzları kılarken cemaat olunuyor. Sünnetlerde olmuyor. Bir farzları kılarken 3-4 dakika sıkıl be adam. Bir geliyorsun diye böyle dirseğine gelen adamı böğrüne saplıyor dirseğini. Çok yanlış. Ayaklarını birleştir. Omuzlar birbirine değsin. Biraz terle. Sırt saf yap. Bu namazın tamam olmasındandır. Evet. Fe inne tesfiyete sufufi min ikameti salah. Safların düzgün, sık olması, dümdüz olması, yılan derisi gibi değil, dümdüz olması ve sık olması namazın tamam olmasının alametidir. Tamam olmasına sebeptir. Bunu ihmal etmeyin. Burada hoca duruyor, ikaz ediyor. Yalnız burada değil, burada daha çok oluyor. Çünkü cami geniş. Adam burada duruyor, birinci safı doldurmuyor, uzak diye üşeniyor. Tam sopalı adam. Bir tane sopalı memur dikmeli. Birinci safı doldurmayanları dövmeli. Niye? Camiye gelmiş mümin, kardeş. Çok sevap alsın diye. O bizim kardeşimiz. En çok sevap ilk safta duranlara. İlk safta durmakta ne çok sevap olduğunu bilselerdi, herkes ilk safa ben geçeceğim, ben geçeceğim diye birbirlerine yarışırlardı. Kura atmaktan başka çare bulamazdık diyor. Peygamberin sözü bu. Ama adam erken geliyor caminin arkası duvarın dibine oturuyor. Şimdi bu adamı aptal desen dava açar. Hakikaten akılsız. Erken geldin senin hakkı. İlk safı doldur be adam. İlk safı doldur be adam. Evet. İlk safta, ilk safı doldurmadan ikinci safa geçmeyin. Tabii farzda. Evet, sünnet ayrı yerde kılınacak. Farza imam arkasına gelinecek. Neden? Başka yerde kıldığınız için orası sizin şahidiniz olacak. Hep aynı yerde kılarsanız bir şahidiniz var. Halbuki her geldiğinizde caminin muhtelif yerlerinde sünnetleri kılarsanız şahitleriniz çoğalır. Bir, iki, diyor ki Peygamberimiz farz kıldığınız yerde sünnet kılmayın. Sünnet kıldığınız yerde farz kılmayın. Değiştirin diyor. Aciz misiniz? Çünkü benim emrim Allah'ın emrinden daha aşağıdır. Bunu fiilen gösterin diyor. Bu da Peygamberimizin emridir. Onun için aynı yerde değil, başka yerlerde. Cemaat çok kalabalıksa yanınızdakiyle yer değişirsiniz farzdan sonra. Veya önünüzde, arkadanızda yer değişirsiniz. Saflar sık ve düzgün olmalı. İmam da bunu hatırlatmalı, görebilir. Her zaman söylüyorum, bıktım. Yok, bıkmayacaksın. Sen para alıyorsun bundan. Müslümanların namazın güzel olması için senin görevin var. Her seferinde söyleyeceksin. Birinci safı doldur, ileri çık, geri çık. Düzgün yapacaksın. Efendimiz safların önüne geçiyormuş. Göğsünle, elinle geri git, ileri git diye düzeltiyormuş. Ömer kuvvetli adam vuruyormuş, göğsünü vuruyormuş. Çok sivri çıkanlara, geride kalanlara asılıyormuş. Evet, çünkü onun için yapılıyor bu. Onun iyiliği için yapılıyor. Evet, görevi, imamın görevi, senin de peygamberin emrine uyman mecburiyeti var. Namaz düzgün olsun diye. Boş yer varsa arkaya durulmaz. Evet. Etimmu safral mukaddem. Namaz kılarken peygamberin emri bu. İlk safı tamamlayın. İlk saf duruyor, iki de duruyor. Üşeniyor adamı gitmeye. Peygamberin sünnetini çiğniyor. Tam dayak delisi. Geliyor sevap almaya ama sevaplardan uzak duruyor. Hakikaten dayaklık, kardeşlik dayağı bu canım. Ona bir eziyet etmek için değil, sevdiğimiz için ona söylüyorum. Evet efendim, safların arasındaki boşlukları dolduracaksınız. Dolduracaksınız ve Peygamberimiz bu konuda çok hadisler varid olmuştur. Evet, akimus sufuf, safları dümdüz yapın. Ve hacu beynel menakib, omuzlarınızı tam denkleştirin. Efendimizin hadisi bu. Ve sittül halal,
boşlukları doldurunuz. Evet. Ve la tezeru furucatil şeytan. Safların arasında, kişilerin arasında şeytana boşluk bırakmayın. Peygamberin sözü bu. Anlattıklarım bundan işte. Evet, şeytanı yer bırak. Ve men vasala safran vasalahullah. Bak şimdi. Kim böyle safları sık düzgün yapar, ön saftaki boşluğu doldurur ise Allah da onu rahmetini kavuştursun. O Allah'ına kavuşsun. Ve men kata safran katahullahu azze ve cel. Kim de böyle ön safta boş yer bırakın, işlenip arkada durarsa Allah da ona rahmetinden kessin, vermesin diyor Peygamberimiz. Bu derecede şiddetli emir vermiş. Buna rağmen adam yine şurada beş saf yapıyor, orada doldurmuyor. Camilerde de böyle üşeniyor. Onun için diyorum dayak delisi diye. Evet, camiye sevap kazanmaya geldi. Evet, evet. Buhari'de ve Ebu Davud'da, Tirmizi hadislerinde arz ettiğim şeyler Hazreti Enes'ten. Evet. Evet. Diyor ki Hazreti Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinden beri yadırgadığım şeyler görüyorum sizden. Yani Resulullah'ta olmayan şeyleri yapıyorsunuz. Yadırgadığım, yani doğru olmayan, olmaması gereken şeyler. Ne gördün diyorlar ya Enes? Evet. İnneküm la tukimus sufuf. Siz safları düzgün yapmıyorsunuz. Boşlukları doldurmuyorsunuz. Peygamber zamanında böyle değildi. Omuzlarımızdan elbiselerimiz eskirdi. Öyle kale gibi dururduk. İşte müminler camiye dolur gelir. Safları düzgün yaparsa, sık yaparlarsa bu toplumda olan azgınlar yüzünden o topluma Allah azap edecek, gazap edecek. Onun için görevli melekleri çağırırmış. Buhari hadisi. Fakat müminler gelip de camide böyle omuz omuza verip dümdüz saflara namaz kılınca, sizi bunun için çağırmıştım ama o toplumdaki o sarhoşlar, kumarbazlar, ayyaşlar nara atıyor, istiyor, nara atıyor ezan okurken. Ondan sonra çaput gibi felç olunca da beni kurtarın diye gözyaş döküyor. Ne böyle çok adamlar var. İşte onların yüzünden gazap edecektim ama müminlerin böyle düzgün sık saflar ile benim evlerimde, camilerde namaz kılmalarından dolayı gazabımı kaldırdım. Azap etmeyeceğim, yerinize gidin der diyor Buhari'de. Efendimiz böyle bize haber veriyor. Onun için safların düzgün olması sadece namazın tamam olmasına sebep değil, memleketimize gelecek belaların da kaldırılmasına, def olmasına sebeptir. Buna çok önem verin. Buna çok önem vereyim. Evet. Sevvû sufûfeküm genel. Kema, evet. Sallû kema râeytumûni usallî. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın. Sallû kema râeytumûni usallî. Efendimizin emrine. Tavuğun yem akladığı gibi de namaz kılmayın. Yerli yerinde. Evet. Süban Rabbi lazım. Süban Rabbi lazım. Yukarı kalkan Süban Rabbi lazım diyor. Aşağı giderken Rabbine lekelam diyor. Yavun yorusunda. Böyle değil. Eğildiğiniz zaman rükuda Süban Rabbi lazım. Semiyallah'ın sesi rükuda. Yolda Semiyallah'ın önünde. Yukarıda Rabbine lekelam. Orada duracaksın. Allahu Ekber, ahenkli bir şekilde önce dizlerin sonra ellerin. Bazısı eli pat diye atıyor. Böyle değil. Ben böyle namaz kılıyorum. Siz de böyle kılın. Sallu kema raeytumuni usalli. Efendimizin böyle bu. Evet. Bazıları buna vacip demiş. Bazıları sünnet demiş. Bazıları fard demiş alimlerimizden. Çok önemlidir. Evet, bu bir Peygamberimizin bu
emirleri bu işin ne kadar önemli olduğuna işarettir, bizi teşviktir. Vel iktida'u bil imam. Namazımız tam olsun istiyorsanız, tam namaz kendinden evvelki namaz arasında günahları affettirir. Böyle bir namaz kılmak istiyorsanız, tam namaz kılmış olmak istiyorsanız camiye gelin, imama uyun. El imamu taminun, imam kefildir. Kaç kişiye namaz kıldırırsa şimdi bu hoca hepimizin hesabını verecek. Bizim namazlarımız garanti. Öyle diyor Peygamberimiz. Garanti namazlarımız. Sorumlu hoca. Bize düşeni yaptıysak tabii. Bizim görevimiz yaptıysak garanti. Ama güzel kıldırdı mı da biz bir kişi alacağız. O 500 kişilik sevap alacak. Öyle bir makamdır. Efendimiz bizim makamıdır. Öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmama uyun. Tam namaz olsun sizin. Cemaate gidin. İmanla göçersiniz. Namazınız tam olur. İmanla göçer, kafirlikten kurtulursunuz. Son nefeste iman nasip olur. Namaza giderken Allah yolundasınız. Azrail orada canınızı alırsa Çanakkale'de savaşırken ölenle birsiniz. Namaza giden adamı Allah kefildir. Böyle çok hadisler var. Onun için namazın da tam olması için camiye gidin. İmama uymak namazın tam olmasının sevabı şeydir, sebebidir, nedenidir. Evet, Zeyd ibn Eslem Hazretlerinden radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet, namazı böyle kılacağız. Abdesti böyle alacağız. Gevşek davranmayacağız. Günahlarımızdan arınacağız. Efendimiz buyuruyor ki selasun. Evet, üç şey vardır. La yuadu sahibuhunne. O üç kimse ziyaret edilmez. Evet, müminin müminine görevleri vardır. Karşılaştığı zaman selamun aleyküm. Siz ne diyorsunuz? Söyleyin. Ve aleyküm selam. Evet, aleyküm selam diyor. Herkesin adeti bu. Selamünaleyküm ağlar. Aleykümselam. Hasan Basri Çantay hocamızın Cumhuriyet Hükümeti'nin ilk meclisinde üye. Mehmet Akif'in arkadaşı hocam. Nur gibi bir adam. Tefsir var biliyorsunuz. Bu konuda ilk yazılan tefsirdir. Çok güzeldir. Mutlaka alın okuyun. Dipnotları kaymaktır, şekerdir, baldır. Meal var. Altında dipnotlar var. Üç cilt halinde muhteşem güzel bir eserdir. Onun eserinde de ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fehayyu bi ahsene minha evrudduha. Size selam verildi mi selamı güzel alın diyor. Güzel almak diyor peygamberin sünnetine uymak. Nedir o? Selamun aleyküm ve aleyküm selam. En azı güzel almanın selamı, en azı ve aleyküm selam. Ve demezseniz selamünaleyküm aleyküm benim ihtiyacım yok senin olsun anlamına gelir diyor. Bakabilirsiniz bu ayetin tefsirine. Evet, ve aleyküm selam diyeceksiniz. Mümin karşılaştırdığın birinci görev selam vereceğin. Selam almak farz. Ve aleyküm selam. Zamanın müsaitse ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu devam et. Ama ve aleyküm selam da ve ilave edince yetiyor. Evet, böyle selam verin. İki, hasta olursa ziyaret edin. Cenaze ölürse cenaze namazına gidin. Size bir şey danıştığı zaman ona yol gösterin. Evet, yol gösterin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminin mümindeki görevlerinden birisinden hasta ziyareti. Burada diyor ki şu hasta sayılmaz. Şunları ziyaret etmek yoktur. Yani ziyaret edersen kaybedersin değil. Ama hastayı ziyaret müminin görevi ya. Görevin eksik yapmış olmazsın. Ziyarete gitmezsen görevin aksatmış olmazsın. Nedir o? Bir. Erremed. Evet. Adamın şeyi var.
gözü ağrıyor. Göz ağrısı var. Göz hastalığı. Evet. Göz hastalığından dolayı adamı ziyaret etmek zorunda değilsin. Ziyaret güzel bir şey. Mümini de hani hasta olduğu zaman ziyaretin git emrini çiğnemiş olmazsa gitmezsen. Göz ağrıyor, çapaklanmış bilmem ne. Evet, göz ağrısından dolayı ziyaret etmeyebilirsin. Ve sahibi dırs, dişi ağrıyor adamın. Bundan dolayı da ziyaret etmeyen gerekmez, şart değil. Edersen güzel olur, ayrı. Sağlam adamı ziyaret edersen de güzel olur da, müminin gününü almak çok muazzamdır da, ama hastayı ziyaret görevini aksatmış olmazsınız. Diş ağrısından dolayı hasta ziyareti mecburi değildir. Yani bu görevi ihmal etmiş olmazsınız diş ağrısından dolayı. Evet. Ve sahibül müdmil, evet. Adamın elinde çiban çıkmış. Cerahatlenmiş. Bunda ziyaret mecburiyeti yoktur diyor. Bunlar ufak tefek şeylerdir. Gelip geçen şeylerdir. Onun için bunları ziyaret etmezseniz ziyaret görevini aksatmış olmazsınız. Göz ağrısı, diş ağrısı, çivan. Kolu kesilmiş, bacak, o yok yok, o değil bak, çivan. Sivilce iltihaplanmış. Aa, bu bundan dolayı ziyaret etmeyebilirsiniz. Hastalık sayılmaz, ziyaret edilecek hastalık sayılmaz yani. Evet. Ama peygamberimiz gözü ağrıyanı ziyaret etmiş. Ziyaret, dişi ağrıyanı ziyaret etmiş. Tamam, edilmez değil. Edersen gene sevap da, hani mümin mümine görevlerinden değil. Görevini aksetmiş olmazsın. Bu söylediklerimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Bir de bir hastalığı 3 günden az sürerse ziyaret mecburiyeti yoktur. 3 günden fazla sürerse, 3 günü doldurursa o hastayı ziyaret edeceksiniz. Evet. Rahmet denizinde yunacaksınız. Müminin sıkıntısını, üzüntüsünü hafifleteceksiniz. Vardığınız zaman eğer mümkünse elinizi koyacaksınız. Allah şifalar versin. Allah afiyet versin. En kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz. Gidip de "Vah vah, sen gayrı kurtulamazsın, ölürsün" denmez. Moral verilir. Allah şifa afiyet versin denilir. "Vah, sen kurtulamazsın ya, bitmiş senin için" deme ya. Mümine sıkıntısını gidermek, özünü hafifletmek için gidilir. 3 günden az olursa görevi aksatmış olmazsınız. Bu hastalıklar da görevinizi aklatmış olmazsınız diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu müminlerin bu gibi şeyler aralarında sevgi bağlarının şey olmasına, kuvvetlenmesine, birbirlerine yakınlaşmasına şey olur. Evet, çok yardımcı olur. Onun için bunları, Efendimizin bu güzel uyarılarını kulağımıza küpe etmeli ve onu yerine getirmek lazım. Evet efendim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh bu hadisinden sonra Efendimiz şöyle buyuruyor. Selâsün men künne fîhî fakat beriye mineşşuhvî. Şu üç şeyi kim yaparsa, şimdi sayacağım üç şey kimde bulunursa o adama cimri denmez. Cimrilikten kurtulur. Cimriler çok kötü biliyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinde ve men yuka şuh ve nefsihi feulâkümü müflihûn. Kim cimrilikten kurtulur, korunursa o diyor iflah eder, kurtulur. Cehennem ateşinden kurtulur. Cimriler cehennemliktir. El bakilu da yedhulul cennet. Cimri cennete giremez. Cimrilikten kurtulmanın yolu şu iş şey. Evet, kim şu iş şeyi yaparsa ona cimri denmez. Cimrilikten kurtulmuş olur. Cimrilikten kurtulan da Allah'ın felahına, kurtuluşuna erer. Bir.
Evet. Men ette zekate malihi tayyibeten biha nefsuhu. Çalışmış, çabalamış, helalinden para kazanmış, mal kazanmış, helalinden kazanmış. Haram paranın zekatı olmaz. Haram paranı versen de o zekatı olmaz. Helaldan kazanılan parandan, malından kuruşu kuruşuna zekatını veren adama cimri denmez. Bu kadar zengin adam şunu yapmıyor mu diyemezsin, zekatını veriyorsa. Bak peygamber öyle söylüyor. Zekatını veren adama cimri diyemezsin. Cimrilikten kurtulur bu adam. Allah'ın felahına da kavuşur bu adam. Zekatını kuruşu kuruşuna verecek. Evet efendim. Ticaret malları zekat verildiği anda kaç para, o günkü piyasa değeri kaç paraysa onun değeri bulunur, onun 1/40. Ben bu malı 5 liraya aldım, 5 liradan aldıktan sonra 10 liraya satıyorum mesela. Sonra bu mal düştü geldi 2'ye piyasada, 10 liraya satıyorken 3 liraya düştü. Zekat verirken 3 liradan hesap edeceksin. Malı 2 liradan aldın, zekat verdiğin zaman 10 liraya çıktı. Ben bunu 3'e satıyorum. 10 liraya çıktı. O malın değeri 10 lira. Zekat verdiğin andaki raiç bedelini hesap edeceksin. Onun 1/40'ını vereceksin. Onun 1/40'ını vereceksin. Böyle bulunur zekat işçisi nisabı 1/40 böyle bulunur. Ve de bunu verirken ya ben bu paraları kolayımı kazandım ya. Böyle turnamla dürterek dişimle kazandım. Gece uyumadım, gündüz uyumadım. Durmadan çalıştım. Her bu affedersin ayı gibi hiç evet yiyecek ekmeği yok, giyecek elbisesi yok, ayakkabısı yok ama ayı gibi öyle demeyeceğiz. Gönül tayyibeten hoşlukla benim görevim bu. Allah emretti. O benim mümin kardeşim. Kafire zekat verilmez. Günahkar da olsa mümin. Tembel de olsa hesabını verecek ama mümin. Beni yükten kurtardı diye sevineceksin. Beni yükten kurtardı. Kıyamete yakın zekat verecek adam arayacaksınız diyor Peygamberimiz. Müminler öyle zenginleşecek ki zekat verecek adam bulamayacaklar. Zekat verecek adam arayacaksınız diyor. Zekat vermezsen vebal, nereye vereceksin? Seni kurtardığı için teşekkür borçlusun diyor. Tayyibeten bihe nefsuhu. Seve seve, memnuniyetle. Ya çalışmamış, aç kalmış, sakın ha öyle bir şey söyleme. Sevinerek seni yükten kurtardı diye gönlü hoş şekilde böyle zekatını verirsen kuruşu kuruna vakara dayif. Misafir geldi mi gözü dokuz alıyor. Nereden geldi ya o? Yedirecek, geçirecek. Cimri. Parayı kıyamıyor. Evet. Öyle adamlar oluyor. Efendimizin dediği. Efendim bir adam dediler çok zengin. Sultan Hamam'ı satın alır. Orada da iş hanları var. Biz de cami yapacağız. Gidelim de dedim adama söyleyelim. Belki cami yapılacak. Adam evine gittim baktım koltukları 50-60 senelik. Altından şeyler sarkıyor. Eşyaları oynamış, kırılmış. Kilimler öyle. Daha benim canım acıdı. Zekat vereceğim geldi adama. Çok zenginmiş. Böyle adamlar var. Parayı kıyamıyor. Güzel elbise giymiyor. Güzel yemek yemiyor. Evi güzel, eşya oturmuyor. Evet. Böyle cimri adamlar var. Parayı kıyamıyor. Biz de Fransızca öğrenirken böyle bir cimriden bahsediliyor. Böyle adam elin için para yalıyormuş, yalıyormuş dişinden. Ha, abartılı değil ya. Öyle adamları biz de gördük yani. Parası var adam böyle eski çulun üstünde oturuyor. Benim ona para vereceğim geldi ya. Para istemekten falan vazgeçtim. Böyle adam öyle olmayacak. Evet, misafir ağırlayacak. Misafir siz oturdu mu rahatsız olacak.
Bu da onun lehine. Misafir 10 rızkıyla gelir, birini yer, 9'unu bırakır diyor peygamber. Peygamber yalan söyler mi? Evet. Bir de ev sahibini günahlarını alır gider diyor. Kendi yüklenmez canım, onun günahlarından kurtarır. Onun için akıllı adam mümkünse, zenginse, böyle varlığı varsa misafir sofraya oturma, misafirsiz sofraya oturmamalı. Oturmamalı. Günahlarını arınması için ve de çok para kazanması için. Ben bunu hayatta yaşamışımdır. Ne zaman misafirim gelse arkasından bol para kazanmışımdır. Yemin ederim ki peygamber doğru söylüyor. Misafir 10 rızkıyla gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Hem zenginlik sebebidir, hem günahlar alı gider. Ama işte bu aynı zamanda nedir bu? Cimri değildir. Misafire ikram seven adam cimrilikten kurtulur. Buna cimri diyemezsiniz. Evet. وَعَطَى فِي النَّوَائِبِ. Evet. Darda kalanlara veren adam. Birden işleri bozuldu. Parası, imkanı vardı. Bozuldu, alt üst oldu. Evet. Veya şu oldu, bu oldu. Birden şu yaralandı, şu bir şey oldu. Usulce gideceksin kardeş. Al şu böyle. İstediğin zaman şey edersin. Geri verirsin. Veya al, kullan. Sadaka olabilir. Veya ödünç verirsin. Karşılık beklemeden. Bunalmış olanlara, sıkıntıda olanlara veren adam adama cimri denmez. Borç veren adam, karşı borç veren adama da sıkıntıda olan cimri denmez. Tabi sadaka veren, sıkıntılı olanlara sadaka verene de cimri denmez diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu huylarla kullanmamız lazım. Cabir radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah Zeyd ibn Harise'den radıyallahu anh'tan nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Evet. Selasetün, üç şey vardır. Üç şahıs, üç sınıf insan vardır. Evet. La yükellimuhumullahu yevmel kıyame. Allah onlarla kıyamet günü rıza konuşması yapmaz. Memnuniyetle hitap etmez. Evet, meleklerini selamla selam söyleyin diye göndermez. Rahmet meleklerini göndermez o adamlara. Evet, kıyamet gününde sıkıntılar içinde kalır. Allah onu rahata kavuşturmaz. O üç kişiyi, kim onlar? Onlarla rahmet konuşması yapmaz. Veren yanzur ile rahmet nazarıyla bakmaz. İhsanda bulunmaz, lütufta bulunmaz. Vela yüzekkihim, onları günahlardan temizlemez, onları övmez. Velehüm adabün elîm, onlara elem verici, azap verici azap vardır. Acı verici azap vardır. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu 3 defa tekrarlamış. Böyle deyince Ebu Zerr-i Gıfari, Ebu Zerr-i Gıfari hayatında hiç puta tapmamış. Müslümanlık gelmeden bile kafasını çalıştırmış. Taş lan demiş, bunlar ağaç. Bunlardan ne iyilik gelir ne kötülük. Bunlara demiş tapılır mı? Aklınla böyle bir adam. Peygamberimiz gelmeden bile. Peygamberimiz ortaya çıkınca peygamberimiz öyle diyor. Bunlara tapmayın. Yaradan Allah'a tapın diyor. Ona ibadet edin. Gelmiş Mekke'ye. Bilmiyor peygamberimizi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşıdan gelince aha demiş, bu adam olmalı. Çünkü peygamber odan belli olmam canım. Öyle güzel, öyle güzel yürüyor. Kendi güzel, vakur. Aa, olsa bu olur. Ondan sonra gelmiş peygamberimizin gelince sen demiş şu mu? Peygamber sus demiş, sus. Çünkü daha yeni gelmiş bir iki kişi Müslüman, lince derler. Hepsi müşrik, puta tapıyor.
Süt demiş. Kenara gitmişler. Evet ben oyum. Ben sana inandım demiş. Kimse söyleme demiş. Dur. Sen ne zaman geldin buraya? Ben demiş geleli bir ay oldu buraya gel. Seni bekledim. Bir ayda ne yedin içtin? Benim kimse tanıdığım yok demiş. Zemzem yedim, zemzem içtim demiş. Ya Resulallah. Zemzem hem ekmektir hem sıdır. Hem ilimdir. Ne maksatla içersen öyle olur. Ne niyetle içersen demiş tamam. Senin Müslümanlığını kabul ettim. Kimseye söyleme. Kaybol usulca demiş. Daha çünkü 3-5 kişi gizli. O Ebu Zerr-i Gıfari böyle. O diyor ki ya Resulallah bu 3 kişi Allah'ın rahmetle nazarı bakmayacağı, kıyamet gününde rahmet meleklerini göndermeyeceği, azabı hak edenler dedin, bunlar mahvoldular. Kim bunlar ya Resulallah? Ebu Zer, habu ve hasiru, menhum ya Resulallah. Bunlar bitti ya Resulallah, sıfır, tamamen kaybettiler. Kim onlar? El müsbilu izarahu. Varlıktır. Elbise diktiriyor. Küçük dalları ben yarattım diye. Hanım da öyle, bey de öyle. Kibirli. Eteklerde sürünüyor. Bir zaman İspanyol paça vardı biliyorsunuz. Elbisesinin aşağısını uzatır diyor. Kibirinden uzatıyor. Heybetli görünecek. Kadın da öyle. Yerliğe sürünen şeyler böyle. Kibirinden, gururundan müsbilü izarahu. Evet, elbisesinin kibirlendiğinden dolayı altını uzatır. Ben böyle elbise giyiyorum işte. Var mı benim gibi? Demek için. Kibirlilik Allah'ın sıfatıdır. Kibriya onun sıfatıdır. Kibirli adam Allah'ın sıfatına sataşmış demektir. Allah da onun belini kırar. Hadiste öyle. İki, bu kibirli adam. İki, vel mennânüllezî lâ yûtî şey'en illâ mennehû. Bir de varlıklı, zengin. Gel lan buraya. Al şunu. Ayakkabı al hadi. Hadi bir ekmek al da karnını doyur. Tepeden bakıyor. Çağırıyor, veriyor ama ondan sonra da bir şey olur. Ulan ben seni kaç sene besledim be. Bu kadar iyilik ettim be. Ulan şuna bak be filan diye. Sinek kadar gömüyor. Fakire veriyor ama tepeden bakarak başa kakarak. İşte bu başa kakan. Yaptığı iyiliği başa kakan. Fakiri küçük gören, tepeden bakan. Kimseyle Allah rahmet konuşması yapmaz. Rahmet meleği göndermez. Lütuf ihsan etmez o adama. Bu adama evet. Vel münfik silatehu bil halifil kazib. Alışveriş yapıyor. Mesela bu saati satan adam. Gelmişsin sormuşsun. Bu saati sana mesela 3'e almışsın. Sen de 10'a satıyorsun bunu mesela. İnsafın kurusun. Bu 10 liraya olur mu ya? Yönüyüm ben bunu 7 liraya aldım ya. Yalan söylüyor. 7'yi aldı 10 lira satma hakkı han dedirtecek adama. Halbuki 3 liraya almış alırken. Böyle yalan söyleyerek aldığı malın değerini artırıyor daha çok kâr etmek için. Bu böyle yalan. Bir de bazısı gavur olayım ben bunu 7'ye aldım ya. Diyor ki Efendimiz hakikaten gavur olur. Ermeni olayım, Yahudi olayım ben bunu 7'ye aldım. 7'ye aldım tabii ona satacağım. Hakikaten Yahudi olur. Hakikaten Ermeni olur. Buhari hadisi bu da. İşte bu adam da malının değerini artırmak yalan söylüyor. Malı ikiye ayırıyorlar. Aynı malı ikiye ayırıyorlar. Bu kaç para? 5. Bu kaç para? 10. Niye? Tabii bu daha iyi ya. Halbuki aynı mal. Hani aldatmak için. İşte böyle para kazanmak için insanları aldatan kimse, yalan söyleyen kimse, evet yalan yeminlerle böyle yapan kimseyle Allah rahmet nazarıyla bakmaz, rahmet konuşması yapmaz, rahmet melekleri göndermez. Bunları kesinlikle şey etmemek lazım, yanaşmamak lazım bu geçici dünya şeyleri için. Evet,
helalinden kazanıp ahirete basamak yapmak lazım. Şu camiyi parayla alır. Bak Allah razı olsun. Kıyamete kadar hep yazılacak. Sen de bu kadar yaptıramasan da kendi çapında. Ha, çok kazan bunun için. Çok kazan insanlara yardım için. Çok kazan düşenlerin elinden tutup kaldırmak için. Ahirete basamak yaparsın. Ama böyle fakir fukaraya verdim ya şuna bak be iş iyilikten de anlamıyor filan. Başa kakarak değil. Onlar küçük görerekten değil. Evet cimrilik ederken Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Sahih, Nesai, İbn-i Mace, Ebu Zerri, Gıfari'den nakletmişler. Evet. Selasetün men künne fihi istekbil imanu. Üç şey kimde varsa imanını kemale erdirir. Evet, tam kamil iman sahibi olur. Evet. Raculun la yakhafu fillahi levmete laim. Bir şey var, olay var. Doğru söylerse böyle söylenir mi ya? İnsan hemşerinin komşusunu aklı basın aleyhinde konuşur mu ya? Bunlardan çekinerek doğruyu söylemiyor. Doğruyu söylemiyor. Güzel olan şeyi söylemiyor. Evet. Kınayanların kınamasından korkarak Allah'ın kınamasından korkmayan adam. Bu adam yandı. Ama öyle değil. Doğrusu bu kardeşim. Güzel olan bu kardeşim. Babam olsa da doğrusu bu. Güzel olan bu. Amcamın oğlu olsa da bu. Doğruyu söylüyor. Güzeli söylüyor. Evet. Kınayanların kınamasından korkmuyor. İşte bu adamın imanı kamildir. Kemalen. Ve la yurayi bir şey min amelihi. Yaptığı hayır işlerinden mürayilik yapmıyor. Ne kadar güzel görmüş peygamberimiz. Şimdi her gün önümden geçiyorum. Yollardan bilmem nenin okulu, bilmem nenin hastanesi. Şart koşmuş. Hastane yaptıracağım ama yolun kenarını yapacaksınız. Okul yaptıracağım ama yolun kenarına ismimi yazacaksınız. Derdi reklamını yapmak. Reklamını yapmak. Mürai. Evet. Allah'ın rızası için yapmıyor. İnsanların alkışı için, övmesi için, insanları gösterişi için hayrı yapıyor. Yaptığı işleri gösteriş için yapan adam kötü. Ama böyle değil. Önemli değil kardeşim. Nasıl bilseniz öyle yapın. Okul yaptırmış. İsmin böyle yazmanıza gerek yok. Yolun kenarına nereye ihtiyaçsa orayı yapın. Vermiş paraları kimseye de söyletmiyor. Evet. Şimdi İstanbul'da da böyle büyük cami yapılıyor. Hiç gazeteye yazmadı. Duydum ki falanca yapıyormuş. Allah razı olsun. Hiç duyurmuyor bak adam. Allah razı olsun. Büyük cami yapılacak. Milyon, kaç milyon gidecek ona. Ama böyle hayır yaptığı zaman kimse duysun diye değil. Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorsa imanı kamil olur. İzâ urida aleyhi emrâni ahaduhumâ liddünyâ vel ahirâ ihtâra emrel ahirâ ala dünya. Kendisine iki şey teklif edilmiş. Birisini yaparsa meşhur olacak, zengin olacak, makamı yükselecek. Birisini yaparsa bunlar olmayacak ama asırlarca onun hayrı devam edecek. Ahiret bir dünyalık bir iki iş gelmiş önüne. İmkanı var. Ben ahireti tercih ediyorum. Boş ver. Bugün var, yarın yokuz. Dünyada adım duyulmasın olsun. Ne olacak? Demiş, ahireti tercih etmişse o adamın imanı kamildir. Kemale ermiştir diyor. Evet. Vemel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Âl-ü İmran 185. Dünya meta'ı aldanmaktan ibarettir. Bugün var, yarın yok. Gelip geçicidir.
ama ahiret hayatı ebedidir. Bunu düşünerek hep ahiretini tercih ediyorsa imanı kamildir, kemale erer. Evet, onu söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi bu önce hocalardan başlayalım. Evet, adam çok güzel Kur'an okuyor. Milleti hoplatmak için. Milleti coştursun da beni mevlidine çağırsın. Beni işte hatim indirsin. Hocam etme gülme. Evet. İçinden duyarak oku. Ruhlara nüfuz etsin notun Kur'an. Onların imanlarını artırsın. Diye oku. Evet. Şimdi bize kimse darılmasın. Ben oturdum mihrapta, bakın yüksek bir tahta var. Sizden yüksek, bir karış yüksek, gördünüz değil mi? Bunu ne yaptılar bilmiyorum. Herhalde imamı görsünler diye mi yaptılar acaba? Mevlüt hanlar bizi görsünler diye mi yaptılar acaba? Bilmem. Yapanın ne maksat yaptığını bilmem ama eğer o maksatla yaptılarsa beni mevlüde çağırsın, burada görsün, tanısın da ben meşhur olayım, insanların arasında sevileyim, sayılayım diye. Kim koduysa bunu. Aslında yok. Selimiye'de de yok, burada yok. Biz bunların şeysini okuduk sanat tarihi dersimizde mimar hocamızdan. Aslında yok bu. Ve sünnete aykırı, kerahattir. Sünnete aykırıdır. Ha, böyle adam okuyor gösterisi için. Yanık yanık okuyor. Bana muazzam Mevlüt Han, muazzam hafız desinler diye. Ha, hocam öyle değil. Ezan okuyor mesela, coşuyor. Niye? Şey gelsin diye. Yok. Böyle birileri duysun oldu mu ne güzel okuyor. Başka türlü hemen okur beni aşağıya. Ezan aynı ezan. Etme hocam. Her seferinde coşkuyla oku. İmanımızın özü onlar. Coşkuyla oku. Sesin gittiği yere kadar her şey sana şahitlik edecek. Şeytan kaçacak. Etme hocam. Her zaman coşkuyla oku. Allah için oku. Hani mesela misal veriyorum. Ben de hocayım. Kendimizden. Şimdi başkası da böyle işte. Evet. Duysunlar etsinler diye hayrediyorsa, duyuruyorsa, çocuklar giydiriyor. Bizim memleketimizde falanca var. Açıktan yapıyor bu işleri mesela. Duyulsun memleketin en hayırsever adamı. Bunlar böyle değil. Sırf Allah hiç söylemeyin. Benim verdiğimi söylemeyin. Tembih ediyor, veriyor. Aha, böyle adam ise imanı kamildir. Evet. İmanı kamildir. Diyor Peygamberimiz Ebu Hureyre Hazretlerinden nakledilen hadis-i şerifte. Evet. Şimdi şu hadisi de okuyalım, bitirelim işi. Sarasetun izâ râeytü tehünne fe'inde zâlike. Evet. Şu üç şeyi gördüğün zaman, şu üç şeyi gördüğün zaman kıyameti bekle arkadaş. Kıyameti bekle. Evet. Nedir o? Bir, diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mamur yerler tahrip ediliyor. Mamur beldeler tahrip ediliyor. Varetül harab, mesela muazzam evler hala çürük mürük değil. Bir tehlikesi yok. Yıkıyorlar. Daha süslü yapacak. Mesela ihtiyaçtan dolayı değil. Daha süslü olsun, daha gösterişli olsun. Mamur bunu harap edildiğini gördüğünde, evet, ve harap yerler tamir ediliyor. Benden okuması kimse darılmasın. Biz elçiyiz. Elçiyiz öyle olmaz. Eski bilmem neler 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 etekle para veriyorlar. Eski gavurların, belon milletlerin şeylerini etekle para verip tamir ediyorlar.
Evet, harap böyle olan şeyleri tamir edilmesini gördüğünüz zaman وَنْ يَكُونَ الْمَعْرُوفُ مُنْكَرًا وَنْ يَكُونَ الْمُنْكَرْ مَعْرُوفًا. Münker, dinimizin emirlerine aykırı olan şey, doğru olmayan şey, ayette, hadiste kabul edilmeyen şey. Maruf, ayet ve hadise uygun, Allah'ın emrine uygun, peygamberin sünnetine uygun. Evet. Önce yine hocaları eleştirmekten başlayacağım. Ben de hocayım çünkü. İğneyi kendime batıracağım. Münker olanlar maruf, maruf olanlar münker sayıldığında, bunu gördüğün zaman. Evet, şimdi biz bunu söylüyoruz. Mihrabın, imamın mihrabının cemaatten yüksek olması şiddetli kerahettir. Bütün eserlerde var, hadislerde var. Bunu kaldırın hocam. Şimdiye kadar kalkmamış, halk kalışmış. Hep hocaları kabahat bulmayın. Bunu ben söyledim. Hoca sözümü tuttu. Kaldırmaya kalktı, hocayı dövmeye kalkmışlar. Sen neyi değiştiriyorsun diye. Ya bir bildiği var, onu sor bir kere. Doğru mu yerim? Alışmış ya buna. Sen değiştiriyorsun diye hocayı şey mi kalkmışlar. Neyse hoca bizim sözümüzü tuttu, kaldırdı bu şeyi, sandığı kaldırdı. Biz de dedik buyur, bu benim fetvam değil. 1000 sene evvel yazılmış İmam-ı Azam'ın sözü bu. Ondan sonra 500 sene evvel, 600 sene evvel yazılmış fıkıh kitabının maddesi, buyur al. Sonradan konmuş bu. Bu yanlış. İmam cemaatten bir insan. Onlardan ayrı tarafı yok. Hristiyanın adı böyle değil. Papaz, Allah'la Hristiyan arasına giren bir adam. Hristiyan doğrudan doğru Allah'ına dua edemiyor. Papayı araya sokuyor, ondan sonra bizde öyle bir şey yok. Allah'ım dedin mi peygamber bir araya girmez. Doğrudan da Allah'a hitap edersin. İmam da böyle. Evet, bizim önümüze kılıp namaz kıldırıyor ama bizden birisi. İmamlık sınıfı bile yok İslamlıkta. Ona böyle yüksek sandalye kodun altına işte onlara benzetmiş olduğun için fukaha şiddetle mekruhtur diyor. Peygamberimizin hadislerinde de var. Bizi şuna benzetmeyin diyor. Onlara benzetmeyin diyor. Tabii ben gördüklerimi söylüyorum. Eserleri verebilirim. Cübbe böyle olmalı. Sade olmalı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle giydi. Ama şimdi bakın hocaların cübbelerine. Süslü süslü böyle. Bakın papanın, papazların giydiği cübbelere aynı. Yanlış. Muhalefet edeceğiz. Biz Müslümanız ya. O kastımız yok. Tamam ya, o kastın olsa zaten gavur olursun da. O kastın olmasa bile sopa yiyeceğiz arkadaş. Ben bunu söylüyorum. Eserlerde gösterebilirim. Fehalifül mecuz. Fehalifü ehlel kitab. Ehli kitaba muhalefet ediniz. Mecusilere muhalefet ediniz. Şimdi şakayı vurduruyoruz. Adam bıyık bırakmış, böyle sanmış. Arkadaş geliyor, hocam elimi öpeceğim. Bıyığını böyle düzeltirsen elimi öptüreceğim diyorum. Bazısı hiç bıyık bırakmamış, hocalar da var. Hocam elimi öpeceğim. Bıyık bırakırsan öptüreceğim diyorum. Şakaya getiriyorum. Ya avratlar da benim gibi tıraş oluyor. Ceket, pantolon giyiyor. Senin erkek mi, avrat mı olduğunu nereden anlayacağım ben? Bıyığından anlayacağım ya. Bıyık bırak da sana rahat selam veririm ya. Yoksa genç kadın, genç kadınla hoca selam verdi diye kimin alemde neler söyleyecekler? Bıyıklı olunca ha erkeğe selam veririm ben. Neyse söylüyoruz böyle de. Ama şimdi ahir zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münker, maruf kabul ediliyor. Maruf, münker kabul ediliyor. Mesela şu Allahu Ekber, Allahu Ekber dedi diyor. Bugün demedi de Allah razı olsun müezzinden. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Araplar hep böyle söylüyor. Hep çıkarıverdik kitaplardan, hadislerden. Bu mekruhtur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceksin hocam. İşte al. Bu benim fetvam değil. Bak. İnadına Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Alışmış ona.
Yok benim değil, sen İmam-ı Azam'a göre namaz kılmıyor musun? İmam-ı Azam sözü bu, fetvası. Hadis dayandığı hadis var. Ona göre söylüyor. Maruf. Allahu Ekber sünnete uygun. Allahu Ekber okumak ama önemli değil ya. Yok önemli. Peygamberin sünnetleri bir bir böyle unutulacak. Bir bir. Kadınların örtünmesi farz. 1936 devletin bastırdığı Elmalı Hoca'nın tefsirine bakabilirsiniz. Ama şimdi bakıyorum ben, bütün kadınların bağrı açık. Televizyonda da öyle, sokakta da öyle. 10 sene sonra kadınların bağrının açık olması haram desen seni döverler. Alışacaklar çünkü ona. Nereden çıktı yav diyecekler. Şimdi de yani imamlar sakallı olmalı, bıyıklı olmalı. 10 sene sonra nereden çıktı lan bu? Ya maruf, münker görülecek. Münker maruf görülecek. Kıyameti bekle arkadaş. Kıyameti bekle arkadaş. Ya şimdi o devir. Hiç kimse kadınların örtülmesine bahsetmiyor. Kardeş olun, temiz olun, birlik olun. Bir de bundan bahset. Bu Müslüman ya. Bu Müslüman ya. Söyle, tutmazsa kendisi. Kabul etmezse kendisi. Ama söyleyelim bir kere, öğretelim. Bizim milletimiz hayır demiyor. İtiraz etmiyor. Maalesef işte böyle öğretilmediği için, öğrenilmediği için dinle emredilen kötü görülecek. Evet. İyi görülen de kötü görülecek, kötü görülen iyi görülecek. Aha bunları gördüğün zaman daha bitmedi. Evet. Ve temerrasar raculu temerrasul ba'ir bir şecara. Evet. Evet. Bir adamın devenin şeysi, ağacın yapraklarıyla uğraştığı gibi böyle kötü şeylerle uğraştığını gördüğün zaman evet, kıyameti bekle. Haberin olsun ki kıyamet şeysidir, yakındır. Öyle diyor güzel peygamber. Evet, yani akıbehe alel kurbi minne takumus sa'a. Kıyametin kopması yakındır. Aynen buna doğru gidiyor iş. Evet. Evet. Sağ kalırsanız yazın deftere. Kimse kadınların örtülmesi farzdır demiyor. Ya Kur'an'da böyle. Resmi tefsirde böyle. Şimdi söyleye söyleye herkes normalleşiyor. Ondan sonra yabancı kadınların eliyle el sıkışmak dinde yok. Haram. Ben icat etmedim. Ayette var. Hadiste var. Ama herkes şimdi hatta yananla döpüyor. Bunlar tabii normalleşecek. Böyle şey mi olur ya? Nereden çıktı bu? Bir sen mi hocasın ya? Yok bir ben hoca değilim ya. Eski kitapta da böyle, şimdi de böyle. Ama sen onlardan bahsetmiyorsun. Bunlar normalmiş gibi kabul edildiği zaman dinde iyi olanlar unutuldu, kötü olanlar normalmiş gibi kabul edildiği zaman kıyameti bekle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada gidiliyor. Evde siz hocasınız. Biz burada sorumluluktan kurtuluyoruz. Hanımına bunları öğreteceksin. Kızına, oğluna, kardeşine, en yakın arkadaşına bunları öğreteceksin. O buraya gelmez, dinlemez. Bunları öğreteceksin. Emri maruf yapmak senin de görevin, benim de görevim. Aksi halde işte böyle haramlar, helallar unutulup gider. Ona hep kardeş olun, temiz olun, birbirini sevin. İyi de hocam, abdest almayı bilmiyor herif, secde etmeyi bilmiyor herif, gusül etmeyi bilmiyor. Size abdesti tarif ettim. Şimdi film seyrediyoruz. Adam, evliya adam bildiğimiz, okuduğumuz. Abdest alıyor, böyle diyor, yapıyor. Yok lan, bu dirsekler yıkanacak. Şimdi gören de hiç dirseğini yıkamıyor tabii, böyle yapıyor. Tamam çıkıp gidiyor. Yok. Dirsekler yıkanması unutulacak. Dinin emri bu. Sonra alışmış buna. Senden mi duyduk falan? Yok benden duymuyor değil ya, söylemediler sana. Eskiden beri var bu.
Her konuda böyle. Kur'an-ı Kerim'e göre kadın bir alır mal taksiminde, erkek iki. Adalet mi bu? Adalet. İnanıyorsan böyle. Neden? Evlendiğin zaman o karının giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi, barınması, masrafı kocaya ait. Babasından, anasından mal gelmiş. Hiç harcamayı bilir. Evet. Mal ayrılığı sistem var İslam'da. Kadın hiç harcamayı bilir. Kocası karışamaz. Kocası bakacak giyimine, kuşamına, evine, damına. Babasından miras kalmış, bakmıyor. Kocasından da mal kalacağına. Kim kazançlı? Hiç harcamıyor. Kadın kazançlı. İslam'da kadın daha çok korunmuştur. Neden? Zariftir. Erkek gibi güçlü değildir. Güçlü, zor işlere katlanamaz. Fazla para kazanamaz genelde tabii. Onun için Allah kadınları korumuş. Bir babasından, dedesinden geliyor. Hiç para harcamıyor. Kocası para harcıyor. Kocasından da gelecek. Yine ona yarım vermiş ama aslında onu koruyor yani. Ama tersini anlıyor herif. Şimdi hocam, bizim memlekette, söylemiyorum bölgeyi, hiç kızlara, kadınlara mal verilmez. Hep oğlanlar alır. Müslümansan arkadaş, herkesin payı var Kur'an'da. Şimdi bunlar işte, din unutuluyor. Anladınız mı? Ben onu söylemek istiyorum. Din unutuluyor. Evet. Şimdi mesela hutbe okurken sus, dinle. وَإِذَا قُرْءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Hutbe okurken Kur'an okunuyor, yok. Öyle şarkı söylemiyor. Kur'an okuyor, hadis okuyor. Sus, dinle. İmam Azam diyor ki hutbe dinlemek farzdır. İşte Allah'ın emri. Evet. وَاَنْصِتُوا sus, dinle. Allah'ın emri. Şimdi o duayı edecek çünkü duanın kabul olduğu saat olabilir hutbe okurken. Bir saat var diyor, gizlemiş. Olabilir, dua etsin. Sen de bunun kuralı böyle diye sus, dinle. Söylüyoruz, arkasına göre hiç söylememiş sanki. La ilahe illallah, amin. Etme ya güzelim. Müslümansan kural bu. Bunu ben icat etmedim. Sokakta ezana uy. Müezzin ne deyse sen de de. Ama hutbe okurken sus diyor ya. Kural böyle, camide cuma okuyor, sus diyor. Hiç şimdi kimse söylemeyince de kural oluyor şimdi. Sen söyledin mi? Hiç buca söylemiyor. Bir sen misin? Ya ben değilim yani, bütün kitaplarda böyle. Fıkıh kitaplarında böyle. Evet, onu söylüyor Peygamberimiz. Dinin emirleri maruf. Münker görülecek. Bir sende mi görüldü lan bu? Yadırganacak yani. Münker olanlar da normal görünecek. Elin karısını öpüşmek, el sıkmak, çıplaklık böyle. Bunlar normal görsün işte bu. O zaman diyor kıyameti bekle. Evet, sanki oraya doğru gidiyoruz. Cenab-ı Hak bizi, güzel peygamberimizin bu nurlu sözlerine kulak veren, Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere aynen uyan, amel-i salih sahibi, müttaki salih kullarından eyleye. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum ve tûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillah. Elhamdülillah rabbil alemin errahmanir rahim. Elhamdülillah rabbil alemin errahmanir rahim. Müstakim esrat Allah seni en altalayıp anladım. Beşer salavat-ı şerife. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Allahümme salli aleyhi ve sellem. İkişer elem neşrah leki şerif. Meal besmele-i şerife. Bismillah. Elem neşrah leke sadruk ve vada'na anke ve zekilleti yargıda da. Etkıra fe inne ma'al resul islam ne ma'al resul islam. Elem neşrah leke sadruk ve vada'na anke ve zekilleti yargıda da.
15'er İhlas-ı Şerif. Mal Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım da sordu. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim Malikem de ya kadar. İstakim-i Sıratı'nın seni anam kalayım. Beşer salavat-ı şerife. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد رب بك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي العلي الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'aniye'yi indirilen Kur'an hazimüşşen, azimüşşen hatimlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesini ehli beyt, ehli ashab etbaları rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasreten burada bulunan bizlerin ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntıya giren, halen buna devam eden şehitlerimizin, gazilerimizin, vatandaşlarımızın ervahına, hayır eserlerle bu aziz vatanı İslam yurdu haline getiren ashab-ı hayratın ervahına, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahına bağışladık, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecende yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel halleri tebdil ve tahvil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, Deccal'ın fitnesinden, mahşer sıkıntılarından bizleri muhafaza eyle. Şüphe etmekten, şirkten, küfürden, kötü ahlaktan, kötü durumlardan, çocuklarımız, mallarımız, her konumumuzdaki durumlarda sana sığınıyoruz. Bunlardan bizleri muhafaza eyle. Afetlerden, musibetlerden bizleri muhafaza eyle. Güzel vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ya İlahi'l Alemin, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı güzel eyle, ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle, rızkımızı helalından bol eyle. Hayatımız boyunca zekatını, sadakasını tam veren sahih, salih kullarından olmamızı bize nasip eyle.
cimrilikten bizi koru ya Rab. Son nefesimizde kamil bil iman ve ahlak adminite sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesini canı yürekten söyleyerek çene kapamayı tüm ümmeti Muhammed'le beraber bizlere de nasip eyle. Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hakkımızda mübarek kıl. İmanda, İslam'da, afiyette olarak bizleri Ramazan'a yetiştir. Ramazan'ı da tam güzel bir şekilde geçirerek günahlardan kurtarmayı bize nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfurük ve netubu ileyk. Subhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun ala mursalin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Elhamdülillahi rabbil alemin.